Yani şu an meditatif bir halde. Bak benim kapı. Benim kapı. Ne var orada aşkım? Çok güzelsin sen. Gel bakalım böyle. Çok tatlısın. Şunu bitir. Aloha. Bugün Meral Hanım'la beraberiz. Çok sevgili Meral Bakır. Televizyon programı gibi oluyor böyle söyleyince. Meral Hanım'dan rica ettim. Sizler için ve yani en başta bizim için, sonrasında da sizler için böyle bir meditasyon uygulaması yapalım istedim. Çünkü aranızda böyle nasıl meditasyona başlayabilirim ya da meditasyonu yapıyorum ama böyle olmuyor, odaklanamıyorum, çok fazla düşünceler akıyor, gidiyor diyenleriniz oluyor. Bu yüzden de Meral Hanım böyle uygulamalı gösterecek benim üzerimde ve sonrasında da siz dilerseniz 21 gün boyunca yaparlarsa fayda sağlayacaklarını düşünüyorum. Bakalım güzel bir meditasyon gerçekleştireceğiz. Bu arada ben başlamadan önce mi olsun, size sorularımı sonra mı sorayım, şimdi mi sorayım? Aslında önce soralım, merhabalar. Tabii ki size merhaba herkes için. Çok güzel günler diliyorum. Önce soruları sorun. Çünkü meditasyonu hem kısacık anlatalım, arkasından uygulamasını yapalım ve derin gevşemeyle bitirelim. Ondan sonra soru o sormadan rahat bir şekilde tamamlanmış olsun meditasyonumuz. Tamam. Zaten bu arada Meral Hanım'la artık 1,5 senedir böyle arkadaşız da diyebilir miyim? Tabii ki. Şimdi o zaman ben yani sizin sorduğunuz birkaç soru vardı aklımda. O soruları bir sormak istiyorum hemen meditasyon öncesi. Bana şöyle bir soru gelmişti. Meditasyonla ilgili kitap okumak isteyenler hangi kitabı ya da kitapları okusunlar dersiniz? Bir de tabii Türkiye'de bulabildikleri hani Türkçe. Meditasyonla ilgili pek çok kitap var aslında. Bu Osho'nun çok basit meditasyonları var. Onu okuyabilirler. Osho'nun kitaplarından okuyabilirler. Kitabın adı meditasyon mu? Meditasyon. Evet, iki tane öyle kitabı var. Günlük meditasyonlar ve normal meditasyon diye kitabı. Onu beğeniyorum. Bunun haricinde de başka önerilerim olursa alta yazayım ben. Tamam. O böyle yapabiliriz. Okumaktan çok meditasyonu aslında uygulamayla hani yapılabilecek bir şey. Uyguladıkça yapabilecekleri bir şey olduğunu bilsinler yani. Kesinlikle. Joy da bu arada meditatif bir hale geldi. Evet, aslında da bizimle birlikte yapacak eminim bu meditasyonu. O zaman ben kısaca bir anlatayım. Meditasyon nedir ve nasıl uygulanır? O kısmı anlatayım basitçe. Sonra da uygulamaya başladıktan sonra nefesle başlayarak devamını 21 gün boyunca yapabilirsiniz. O şekilde daha kolay olacaktır. Tabii bizi de dinlerseniz daha mutlu olurum. 21 gün boyunca dinlerseniz mutlu oluruz ama dinlemeden oraya da geçebilirsiniz kesinlikle. Ben Joy'u kadraja alacağım. Lütfen başlayın Meral Hanım. Sizdeyiz. Joy Bey de sizi dinliyor da o yüzden belli olsun istiyorum. Meditasyon aslında derin düşünme, tefekküre dalma, bilinç boyutlarının değişmesi anlamına geliyor. Ne demek bilinç boyutlarının değişmesi? Yani bizim bilincimiz düşük anlamına gelmiyor ama farklı bilinç boyutlarına yükselmek durumu açığa çıkıyor. Ve bizim aklımızın alabileceğinden çok daha öte hem bilgi akışı hem sevgi akışı aynı zamanda da düşüncelerimizin durması ve düşüncelerimizin kontrolü şeklinde bir fayda sağlıyor bize meditasyon yapmak. Öncelikle beden farkındalığıyla başlıyoruz meditasyona. Bedenimizi fark ediyoruz. Bulunduğumuz dünyanın içinde, bulunduğumuz uzayın içerisinde kendi bedenimizi, varlığımızı, neden ben bu dünyadayım ya da niçin buradayım onu biraz algılıyoruz. Sonra nefesle devam ediyoruz ve ondan sonra da düşüncelerin durması şeklinde meditasyona devam ediyoruz. En çok sorulan şey, meditasyona oturuyorum ama aklımdan çeşitli düşünceler geçiyor. Evet, durduramıyorum. Zihnimi durduramıyorum. Evet.
Hiç hatta oturamıyorum diyenler var. Yani oturduğum anda, kapadığım anda böyle delirecek gibi oluyorum diyenler de var. Evet. Aslında onun için belki aktif meditasyon yapmak gerekir. Örneğin yürüyerek de meditasyon yapılabilir, dans ederek de meditasyon yapılabilir. Veya o düşüncelerini durduramayanlar için sesle konsantrasyonlar yapıp ondan sonra meditasyona geçmek gerekebiliyor. Derin nefesler almak ve nefese yoğunlaşmakla o odaklanmayı getirebiliyoruz kendimize. Bu arada ben çok kısa şey de söylemek istiyorum yeri gelmişken. Beni uzun zamandır takip edenler bilir. Siz biliyor musunuz? Benim bir meditasyon videom var. Biliyorum. Orada şeyden bahsediyordum. Yani meditasyonun bana sağladığı faydalardan. Ama tabii ki yani Meral Hanım böyle bir dönem hani sabah akşam yapıyorum dediniz. Bir de şimdi de zaten hep yapıyorsunuz. Evet. Ben sizin kadar değildim. Ama meditasyona başlamamda yine Meral Hanım'ın etkisi çok büyük. Çünkü böyle zaten bu dönemde hani karantina süresi Mart ayında yogaya başladım. Sonrasında siz dediniz ya her gün meditasyonu da hayatına muhakkak sok. Onu yaptıktan bir iki ay sonra ben o videomda da onu söylüyorum. Buralara bir yerlere izlemeyenler için koyarız onu da izleyin derim. İki ay sonra falan ben mesela etkisini çok gördüm. Ama galiba yani o yüzden de 21 gün önemli ya da 30 gün değil mi? Belli bir süre sıkılsak da bazıları da çünkü çok sıkılıyorum da diyenler oluyor. Şimdi mutlaka sıkılanabilir yani bu da çok normal. Bedeni hareketsiz olarak bir süre tuttuğumuzda beden alışıyor. Beden hareketsiz duruma geçtikten sonra zihin susmaya başlıyor. Ama biz meditasyona oturduğumuzda önce beden şey yapmaya başlar. Ay oram kaşındı, kafam kaşındı, ayağıma sinir kondu, şöyle oldu. Böyle aklına bir fikir gelir, bir düşünce gelir. Ocakta yemek mi kaldı? Ay şimdi şurayı aramam gerekiyordu falan. Evet. Fakat bunları bir süre sabrettiğimizde o düşünceler durmaya başlıyor. Ve bedeni hareketsiz olarak tuttuğumuzda, yani kaşının da bu sonsuz bir meditasyon değil, en fazla yaptığımız 10 dakika, 20 dakika kişiye göre ya da 5 dakika bile 5 dakika ile başlayarak 10 dakika, 20 dakika kadar çıkarabilirsiniz. Benim sesime yoğunlaşabilirsiniz. Bir süre konuşuyorum. Bu konuşmamın sebebi de şu, konsantrasyon aslında. Dikkati o seste tutuyorum ve nefeste tutuyorum. Ondan sonra yavaş yavaş zaten bilinç değişmeye başlıyor. Ve o bilinç değişmeye başladığında zihin de durmaya başlıyor. Zihin durduktan sonra da düşünceler de başlıyor. Aslında o duran düşüncelerin arasındaki süreyi uzattığımızda da işte meditasyon anı orası oluyor. Düşüncelerin durması ve sessizlik anına ulaşabilmek. Çok kısacık da ulaşabilsek bu sessizlik anına birkaç saniye ya da birkaç dakika bile olsa mükemmel bir değişim geçireceksiniz yaşamınızda. 21 gün diyoruz ama yetişkinlerde bunun süresinin bana soracak olursanız 40 güne kadar çıkıyor. Yani çocuklarda ve daha gençlerde 21 günde o bilinç değişmeye başlıyor ama yetişkinlerde biraz daha uzun olabiliyor. Lütfen orada sabır gösterin ve düzenli uygulamaya başlayın. Söyleyeyim mi? Yok, gayet iyi. Bir de gayet iyi. İki kere tekrarladım ya. Anlık diyor. Buraları hatta koyarız hiçbir şey olmaz. Şey diyeceğim bir de ben. Demin siz söylerken o aklıma geldi. Yani aranızda belki soracak olanlar ya da bu konuyla ilgili bilgisi olanlar ya da duymuş olanlar vardır şu. İşte alfa, beta, teta. Dene dalgasıydı. Ben şey diyordum, Meral Hanım bir anda kamera dursun dedi, kamera durdu o sırada. Şunu soruyordum, bazen yani bilen insanlar vardır muhakkak. Aralarında belki siz de merak ediyor olabilirsiniz diye bunu soracağım. Bu alfa, beta, teta ve bir dalga da boyutu daha vardır galiba, 4 boyut. Delta, alfa, beta, delta, evet. Teta. Teta, aynen. Şimdi zaten mesela sizin konuşma tarzınız daha böyle yumuşak ve meditatif ses tonu deniliyor ya genelde. Hı-hı.
adını bilmiyorum, siz artık söylersiniz ama böyle başka bir dalgadan yayın yapıyor diyelim. Benimki en mesela böyle hani günlük işte alfa dalgası mı deniyor. Dolayısıyla bunu da neden söylüyorum? Mesela meditasyonda nasıl konuşulduğu da çok önemli. Yani ona da dikkat edin derim. Birazdan Meral'ın konuya siz konuşurken. Çünkü o zaten verdiği dalga boyutu, yaydığı dalga boyutu da farklı oluyor. Değil mi? Hani bu konuyu da bilenler için bu böyle bir ek dipnot olsun. Doğru değil mi? Doğru tabii ki. Bütün bunun aslında meditasyonun birinci amacı dikkati dış dünyadan içeriye çekmek. Hani dış dünyada olduğumuz zaman biz böyle elimiz kolumuz hareket ediyor, getirin bunu götürün falan gibi. Ama kendi içimizde olduğumuz zaman daha sakin, huzurlu, kendimizde, merkezimizde ve daha dengeli bir şekilde kalıyoruz. Meditasyon bize bunları kazandırıyor, dengede kalmayı kazandırıyor. Evet. Dış dünyadan kendi içimize dönmeyi sağlıyor. Yavaşça aslında başlayalım. Başlayalım. Yani sorularınız falan olursa zaten yorumlarda yazın. Hani ekstra sorular gelirse zaten... Lütfen ben de cevaplarım isterseniz. Aynen. Bir de böyle çok çok fazla soru da gelirse zaten bir videoda ikimiz yine otururuz. Sadece soru cevap veririz. Soru cevap yapabiliriz. Aynen, o da olabilir. Şimdi geçiyoruz. Evet. Şimdi öncelikle meditasyonun duruşu önemli.